erkekler işte eğlenirler orada. O yılın yorgunluğunu atarlar. Hele ki mezun oluyorlarsa gözyaşları da vardır. İşte Gebze'de bir okulda bazı genç kızlar içeri alınmadı. Nedir? İdeolojik bakış açısı. Yani beni ikna edemezsiniz, onu size söyleyeyim. Ağzınızda kuş tutsanız bile beni ikna edemezsiniz. İşte omzu açık, eteği kısa, bilmem ne, saçma saçma gerekçelerden dolayı. Ona gerekçe bulmaya çalışıyorlar. Dün baktılar ki olay büyüyor. Bakanın bir yere çıkması gerekiyor. Çıkılabilecek en uygun televizyon neresi? İşte onlardan bir tanesi Habertürk. Habertürk'e çıktı ve şöyle bir dinlediğinizde müdür mantıklı iş yapmış. Ve biraz daha böyle daha can kulağıyla dinlediğinizde aslında şu sonuca varıyorsunuz. Suçlu medyaymış. Bu elbisemden dolayı beni almadılar. Bravo ya, eğitime bak. Eğitimin geldi hale bak. Bu şekilde medyatik hale getirilmesinin çok basın etiği açısından da çok doğru olmadığına inanıyorum. Maalesef medyada bu tür olaylar speküle edilerek yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gebze'de Alaaddin Kurt Anadolu Lisesi'nin mezuniyeti törenine kız öğrencilerin kıyafetleri nedeniyle alınmaması hakkında konuştu. Medyanın konuyu gündeme getirmesini eleştirdi. Bir şey rica ediyorum. Bu kadar büyük bir ailenin içerisindeki bir tane olumsuzluğu bu kadar gündem yapacağınıza, şuradaki öğretmen arkadaşlarımızın yıl boyunca yaptığı fedakarlıkları keşke aynı samimiyet medyatik hale getirseniz. Bakan, sorunun ayrılan kontenjandan çok velinin içeri girmek istemesinden kaynaklandığını söyledi ama kapı önündeki tartışmalar sadece kıyafetlerle ilgiliydi. Bakan Yusuf Tekin'e muhalefetten eleştiri de geldi. 6284 sayılı yasa işletilmeli ve bu kız öğrencilerimizden bu okul müdürü uzaklaştırma almalıdır. Gerici, yobaz, karanlık zihniyetinize geçit vermeyeceğiz. Bakan Tekin müsteşarlığı döneminde kaldırılan taban maaş düzenlemesi içinse topu özel okul temsilcilerine attı. Bazı özel okullar bünyesinde çalıştırdıkları öğretmen arkadaşlara hak ettiklerinin altında bir özlük ödedikleri bize iletildi. Bunun ikili görüşmeler üzerinden yürüyeceğini ve özel okul temsilcilerinin, özel okul sahiplerinin bu hukuka riayet edeceklerine inanıyorum. Atatürk'e daha az yer verildiği iddiasıyla gündemden düşmeyen yeni müfredatla ilgili de Eğitim İş Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü. Müfredatı geri çekim platformuysa anayasa ve laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a suç duyurusunda bulundu. Bu konuda bir eleştirisi olan varsa televizyon ekranlarında konuşmak yerine bize hazırladıkları metinleri getirdiler. Biz de kendilerine gerekli cevapları veririz. Eksiğimiz varsa düzeltiriz. Hiç güvenmiyorum bu insana. Hiç. Ya bu kişi değil miydi? Güvendiğin insan var mı bakanlıkta diye soruyorum. Hatırlamıyorum. Hiçbir kalıcı değil beynimde, zeka şey aklımda. Bu kişi için, Yusuf Bey için ben hatırlıyorum geçmişi şöyle. Yasayı değiştirdiler ya, rektör olarak atansın diye bildiğim kadarıyla. Değil mi? Bir de bu kişinin veciz cümlelerinden biri vardı. Geçmişte yine yanlış hatırlamıyorsam haremlik selamlık olsun diyen kişilerden bir tanesi. Kafa belli zaten yani. Bakış açısı da belli. O yüzden yani hemen bu işi işte basın büyütüyor, Allah'tan büyütüyor. Büyütmesek ki ne yapacaksınız? Ha? İyi ki de büyütüyoruz yani. Bir de ya işte basın işte etik kural bir yapma Allah aşkına ya Yusuf Beyciğim. Yani ahlak, etik şundan bundan bahsetmeyelim yani olur mu? Daha iyi olacak yani kimse kimseye burada ahlak bekçiliği de yapmasın, ahlak da öğretmesin. Yaya kalabilirsiniz o yüzden. Yaya kalabilirsiniz. Devam edelim mi? Ya arkadaş tuhaf bir ülke yani kafayı yedirten bir ülke. Biliyorsunuz hekim olduğunuzda, mezun olduğunuz, doktorluktan bahsediyorum, bir işte şey var, ant var, yemin ediyorsunuz. O yemin de ben buldum, Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, evrensel bir bildiriden bahsediyoruz. Ankara'da Yıldırım Bayezid Üniversitesi var. Orada işte tıp fakültesi var, mezuniyet töreni var. Ya başka şey için uğraşmamış, bu şeyi değiştirmeye çalışıyor, andı. Hekimlik andını değiştirmek istiyorlar. Ve bakıyorsunuz, ha, evrensel bir şey nasıl değişebilir diyorsunuz. Adamlar bununla uğraşıyor yani yaptıkları şey bu. Bazı kelimelere takmış.